Feris Hanım, Mehmet Bey geldi. Şu an lobide telefonu konuşuyor. Çikolatanız ve herkes içiniz. Tamam. Hah, geldim. Hayatım, hoş geldin. Bir şey içmek ister misin? Yok, sağ olun. İsterseniz ayarlayabilirim hemen. Teşekkür ederim. Ayrıca niye buradayım ben onu bile anlayabilmiş değilim yani. Ya ben kararımı verdim. Perihan Savaş'la bırak film çekmeyi, aynı masada bile oturmam. Neden? Ya Perihan Hanım'dan korkuyor musun sen? Ne alakası var? Ya ne bileyim ben yani... bazen fevri olabilir. Çekim öncesi gergin olabilir. Ama büyük oyuncu. Kesinlikle. Ayrıca inandığı bir rol için her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Mesela toprak yiyebilir. Aslanlarla dolu bir kafese girebilir. Hiç dublör kullanmadan çatıdan atlayabilir ki daha önce yapmışlığı var, biliyorsunuzdur. Evet, müthiş bir oyuncu. Ayrıca ikinizin bir araya gelmesi inanılmaz bir sükse yaratacaktır. Değil mi Feris Hanım? Tabii ki. Ya çok büyük olay olur. Büyük ses getirir. Hayatım, kadın senin ismini senaryoda gördüğünde gözlerin nasıl parladı sen biliyor musun? Sen bana sormadan senaryoyu mu okuttun kadına? Hayır. Bak ne oldu? Senaryoyu böyle elimde tutuyordum. İsmini gördü ve acayip heyecanlandı. Bu kadar. Çok enteresan. İlk filmin senaryosu hiç böyle heyecanlandırmamıştı. Aşkım o 4 sene öncesinin olayı değil miydi? Yani seni kimse tanımıyordu bile. Feris yani ya tanımıyorsun diye böyle bir mail atmak zorunda mısın? Senaryonuzu okudum. Mantık hatalarıyla doluydu. Size hayatta başarılar dilerim yazmış. İstemiyorum abi. Zorlamayın, istemiyorum. Çalışmayacağım. Elime doğdu gül yüzüne. Kana kana içtim dünümü. Yüzüme güldü son sözüne. Yana yana seçtim bugünü sen. Yanım. Kolay gelsin. Teşekkürler Serkan Bey. Bana bunları şu atabilir misin? 8 kopya işimi görür. Tabii hemen. Hemen hallediyorum ben. Gittim uçtum. Sesin güzelmiş. Teşekkürler. Ne haber Mehmet? İyi olmaya çalışıyorum. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Mehmet'le konuştum. Perihan Hanım'ı istemiyormuş. Nasıl yani? Ya sen biliyor muydun Ölümsüz Aşk'ı reddettiğini? Mehmet'in ilk senaryosunu. Hayır. Ya çocuk çok içerlemiş. Biraz da üstten bakan bir mail atmış. Sonuç Mehmet Perihan Hanım'ın yüzünü bile görmek istemiyor. Ben sana acele etme demiştim. Bu kadar mı? Başka söyleyecek hiçbir şeyin yok mu? Yani bir yönetmenin bir oyuncuyu istememesi gayet sıradan bir şey. Dünyanın sonu değil yani. Kıraç, bu ikisini bir araya getirip şahane bir film ortaya çıkarma şansımız var. Vardı daha doğrusu ama bu şans elimizden kaçıp gidiyor ve senin tek söyleyebileceğin şey dünyanın sonu değil açıkçası mı? Ne? Evet işte aynen öyle diyorum. Pardon, Meryem mi? Evet. Her şey yolunda mı diye bir sormak istedim. Bir gerginlik var gibi de. Umarım Mehmet Er Yılmaz'la ilgili bir sıkıntı yoktur. Hayır yok. Bana pek öyle gelmedi. Sorun neyse söyleyin, çözeyim. Bu senin çözebileceğin bir şey değil. Ha sorun var yani. Önemli bir şey değil. Her zamanki gerginlikler biz de her zamanki gibi Feris'le hallediyoruz. Evet. Tamam. Yine de ihtiyacınız olursa yardım isteyin. Birazdan sizi toplantı odasına bekliyorum. Konuşmam gereken şeyler var. Bunlar çıktı başımızdaki sattığına uğraşıyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Sizi ilgilendiren bir konu var. 10 dakika sonra toplantı odasına bekliyorum. Tamam. Kovulduk mu biz? Ve Gül'ün ne kovulması? Ağzını bir hayra aç. Hayır, dur bakalım ne diyecek? Belki iyi bir şey diyecek, olamaz mı? Yok, kovulduk biz. Dur bekle. Adam geldi, bir şey söylemedi. Ne kovulması ben? Bir şey daha var. Toplantıdan ayrı bir mesele. Maaşlarınız. Maaşlarınızda kesintiye gidilmeyecek. Eksik ödemeleri tamamlatacağım. Yılbaşı ikramiyeleriniz de bugün hesaplarınızda olacak. Toplantıda görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler. İşte bu. Var ya, o kadar rahatladım. Tamam. Oh be. Vallahi bravo. Serkan Bey. Geldiği gibi yüzümüzü güldürdü. İnşallah tabii böyle devam eder. İnşallah. Kazanı gördüm. Çok güzel bir kazan. Vallahi gördüm. Çok yakışıyor. Yakışıyor. Hadi toplantıya gidelim. Tamam. Ya başka bir şey söylemeyecek misin? Hayır. İyi tamam, ben o zaman Gül'ünle bir konuşayım. Niye konuşacaksın Gül'ünle, anlamadım. Bana randevu ayarlaması için. Kıraç Özdal'la. Ama şu an karşımdaki Kıraç Özdal'da değil. Büyük işler için savaşan, söz konusu iş olduğunda gözü başka hiçbir şey görmeyen Kıraç Özdal'la. Ya kapris yapan senin yönetmenin. Benim oyuncum bir şey yaptı mı? Bir şey dedi mi? Perihan Hanım'ın ağzından bir şey çıktı mı? Sen atladın. Hayır canım, hiç öyle bir şey olmadı. Ya, senaryoda adamın adını gördüğünde heyecanlandı. Ben de ikisini bir araya götürmenin harika bir fikir olduğunu düşündüm. Bence Perihan Hanım arayıp mail için özür dilerse bu sorun çözülür Kıraç. Yok artık. Senin yönetmen 2 tane ödül aldı diye koskoca Perihan Savaş'a özür mü dileteceğim? Tamam, o zaman ben arayayım Perihan Hanım'ı. Arama. Arama, tamam, ben arayacağım, bakacağım, konuşurum bir ara, tamam. Evet, ara. Hadi ara, bekliyorum. Tamam, tepemde dikilme sen de Feris. Sinirlerim zaten tepemde. Çağırıyor şimdi, toplantıya gelecek, yine bir şey diyecek. Ha. Arayacağım ben, tamam. Haber vereceğim sana. Allah Allah ya. Teşekkürler Jülide. Kapıyı kapatır mısın Feris? Teşekkürler. Önünüzdeki dosyalara baktığınız zaman genç menajer adaylarının mülakatı ile ilgili olduğunu göreceksiniz. Niye o öyle? Gençlere fırsat vermek istiyorum Ferideciğim. Berlin'deyken başlamıştım. Çok da iyi adaylar var. Berlin başka, Ego başka. Ben de seninle aynı fikirdeyim Kıraç. O yüzden 2 ajansı birleştiriyoruz. Yani Berlin'e de gelse, Ego'ya da gelse fark etmez. Mülakatları benim odamda yapacağız. Senin odan tam olarak nerede? Berlin'de mi, Ego'da mı? Taşınma işlemi bitmek üzere. Maydan'ın odasına geçeceğim. Başka sorun var mı? Yok şimdilik bu kadar. Varsa çekinme. Ay hiç çekinmem, söylerim, merak etme sen. Devam edebilir miyim? Tabii ki, patron sensin. Mülakatlarda, yani görüşmelerde birinizin yanında olmasını istiyorum. Her biriniz için 2 görüşme. Yani kalanlarına da bakarız. Kararı beraber almak istiyorum. Niye tek başına yapmıyorsun? Çınar, beraber çalışıyoruz ve sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Feris, sen de biraz ilgilenebilir misin? Kusura bakma, şu an hiç vaktim yok. Ne zaman müsait olursun? Çünkü şu an mülakatla ilgili konuşuyorum. Cuma'dan önce olmaz herhalde, bilmiyorum. Olacak, çünkü bugün başlıyoruz. 9 tane adayımız var. 10. Yani ben katılmak çok isterim. Tabii Çınar Bey, siz de uygun görürseniz eğer. Uygun, katılın. Tamam. Gülün sen? Yok. Ben Kıraç Bey'le çalışmaktan memnunum. Hiçbir zaman düşünmedim, düşünmüyorum da Serkan Bey. Peki. Dicle? Ben de katılmayacağım Serkan Bey. Dicle zaten Emir'le çalışıyor. Peki. Emrah'la beraber 10 adayımız var. Görüşme saatini herkese bildireceğim. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel, harika. Gerçekten çok güzel. Değil mi? Bu taslak bir eskisi tabii. Karakter Emir'e göre 3 boyutlu olarak tasarlanacak. Filme göre biraz karışık bir yapı ama çok eğlenceli. Çok güzel. Gerçekten ellerinize sağlık. Çok etkileyici. Ama tabii bunlardan önce biraz da şartları konuşmamız gerekiyor. Mesela önünüzde nasıl bir takvim var? Biraz bunlardan bahsedebilirseniz. Size hemen proje dosyalarını göndereceğim. Hı hı. Sizin için de uygunsa, hazır Emir de burada yakalamışken... yarın hemen aksesuarlarla birlikte bir dizi fotoğraf çekimi yapalım. Eğer şartlarda da anlaşırsak çok kısa sürede Amerika yolcusuyuz. Çok güzel. Harika. Biz kendi aramızda da bir konuşalım, kararlaştıralım. Size çok kısa bir sürede geri dönüş yapalım o zaman. Barış ya, kusura bakma rahatsız ediyorum seni. Yo, ne haber? Nasıl gidiyor? İyidir. Ya kusura bakma, damdan uçar gibi geldim böyle ama. Girsene. Yok, girmeyeyim. Mersin'e gitmem lazım 2 günlüğüne ailemin yanına. Biraz daha acil bir iş. Badi'yi sana verebilir miyim 2 günlüğüne? Olur. Hayatımı kurtardın şu an. Çok teşekkür ederim. Bunlar da sende o zaman. Bir şey olursa beni mutlaka ara. Tamam. Bak 2 gün dedim ha. Söz veriyorum. Cumartesi döneceğim. Tamam, görüşürüz. Hadi be. Gel bakalım. Yemek vereyim mi sana? Toplantıda çok gergindin. Sen gergin değil miydin? Yani ben duruma adapte olmaya çalışıyorum baktığımda. Serkan'la aranda ne var? Ne? Yok. Hiçbir şey yok. Yok ne? Ne olabilir ki aramızda Çınar? Hiçbir şey yok. Ya Çınar hiçbir şey yok diyorum. Ben de sadece sürece adapte olmaya çalışıyorum. İşte sen de adapte olmaya çalışıyorsun da o kadar zamanımız olmayabilir Feris. Oyuncusunu kaybedeni kapının önüne koyarım dedi adam. O ne derse desin. Ben bugüne kadar nasıl çalıştıysam aynen öyle çalışmaya devam edeceğim. O bizi işten atacak diye ne istiyorsa tamam diyecek halimiz yok herhalde. Sen bu Serkan'dan hoşlanıyor musun? Ne? Ne? Bak sana bir şey söyleyeyim ya, şu tepkilerin iyice emin yapıyor bak beni. Söyle hadi, söyle. Ne oluyor? Feris. Ne oldu? Birazcık, evet, hoşlanıyor gibiydim. Hmm. Ama bitti. Hmm. Evet. Bitti. Öyle bir anda. Evet, bir anda. Bitti. Başka da bir şey olmayacak. Hmm. Yani çünkü patronuyla birlikte diye konuşmaya başlarlarsa... ben kafayı yerim Çınar. Yalnız şu anda hoşlantıdan birlikteliğe geldin. Farkındasın değil mi Feris? Ya Çınar, ya örnek veriyorum, ha. Örnek veriyorum. Mesela diyorum... Ya sen bir susar mısın? Lütfen sus. Sus. Hı hı. Ne olur sus. Hı hı. Tamam. Evet sus. Zaten birlikte olsanız da hiç kimse bir şey söyleyemez Feris. Öyle bir şey olmayacak Çınar. Hı hı. Olmayacak. Tabii. Nadir'cim, ben de bir anlamak istiyorum meseleyi. Neden bir anda ayrılmak istedi Serkan? Öyle gerekti Peride. Yurt dışına gitmeyi düşünüyormuş. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Hayır, yok. Geldi, yorgunum dedi. Başka şeyler var aklımda dedi. Ben de tamam dedim. Kimseyi zorla tutamayız Ego'da. Hayır, kırıp incittiysek bilmeden konuşalım. Daha fazla konuşmak istemiyorum Peride. Serkan Bey merhaba. Öncelikle bana bu şansı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Önce sen bu dizini bir indir bakayım. At gibi de sırıtma Emrah. Heh, baştan al. Tamam. başlıyorum. Hı. Serkan Bey merhaba. Öncelikle bana bu şansı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ben Emrah. Serkan Bey senin adının Emrah olduğunu biliyor. Omuzlarını o kadar sallama. Sevimsiz. Ya çok iyi. Yani Gülün doğru söylüyor. Kendini tanıtmana gerek yok, çok saçma. Aklın yolu bir. Dik dur. Baştan haydi. Başlıyorum tamam. Sen nereye? Ben Emir burada da Feris Hanım'la görüşecektik. Onun şey. Tamam hadi al hadi. Tamam, alıyorum bir daha. Sıkıldım artık hadi. Tamam dur alıyorum ya bekle. Gidin buradan. Gidin. Peki. Jülide nerede? Bir görüşmesi varmış Çınar Bey. Oraya gitti. Geldim. Bekir abi çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Jülide, senin kimle görüşmen vardı? Hakan'la. Aşağıdaki kafede kahve içtik beraber. Ha. Bana niye söylemedin hiç? Söylüyorum ya işte şimdi Çınar. Onda numaran var mıydı senin? Ben o gün partideyken vermiştim ona numaramı. Ha, iyi. Ne diyor peki? Yarın deneme için beni stüdyoya çağırıyor. Ciddi misin? Evet. Çok sevindim. Süper, tamam süper olmuş. Ya Çınar bu sefer olacak değil mi? Alacağım ben o rolü. Olacak. Olacak hayatım, sen rahat ol. Bence zaten senden daha iyisini bulamazsın. O yüzden olacak eminim. İnşallah. Ay, Ego Ajans konuşuruz. Tamam konuşuruz. Tamam. Tabii hemen yardımcı olayım. Bunlar da var. Ne oluyor? Ha, dayımla konuşuyorum da. Ha, nasılmış, iyi miymiş? İyi, gayet iyi. Selam söylüyor. Ha, bizden de selam söyle. Nasıl buldunuz Feris Hanım bunları? Ay, ben vallahi söyleyecek söz bulamıyorum. Yani detaylar müthiş planlanmış. Şartlar çok iyi. Bence de çok iyi. Esas siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu çok önemli. Bence şahane bir teklif bu. Ama tabii yine son söz Emir'in ama bence harika. Teklif çok güzel. İmkanları çok iyi, açacağı kapılar çok iyi. Kariyerim için çok önemli. Evet. Biliyorum. Farkındayım. Ama her şeyi bırakıp gitmek kolay değil, zor geliyor bana. Ayrıca tiyatro oyunu vardı, onunla anlaşmıştık. Reklam projeleri vardı, onları ne yapacağız? Hayatım, bunların hepsi ayarlanır ki. Yani yeter ki sen iste. Yani sen oradayken kimse seni unutmaz. Yani çıkacak haberlerden bahsetmiyorum bile. Yani inanılmaz sükse yaratacaksın Emir. Kesinlikle. Hem çekim takvimi de sonradan netleşecek zaten. Biz de bu süreç boyunca buradan desteğimizi sürdüreceğiz. Önemli olan senin ne karar vereceğin. Sen ne istiyorsun? Gerisi fasofiso gerçekten Emir. Tamam biraz daha düşüneyim. Yarın çekim olacak zaten. Yani birazcık daha zaman verin bana. Düşüneyim, yarın söyleyeceğim size. Tamam. O zamana kadar vaktimiz var zaten. Düşün istediğin gibi. Oh. Dicle, gelir misin? Geldim. Dicle bir şey söyleyeceğim ben sana ama kimse bilmemeli. Tamam. Başım büyük belada. Serkan Bey'le mi? Hayır. Ama başka kimseye güvenemem. Yani o yüzden sana söylemem lazım. Of. Yaz aramızda kalacak. Tamam, tabii ki. Ben bu Mehmet'in ilk filmi, Ölümsüz Aşk'ı Perihan Savaş'a hiç okutmadım. Senaryo daha önce bana gelmişti. Perihan'a okutmadan attım çöpe, gitti. Niye yaptın ki böyle bir şeyi? Yani hızlıca bir baktım, bir sürü çizimler, göller, bulutlar falan bir şeyler yapmış saçma sapan. 3-5 diyalog var, gerisi boş. Manyağın tek herhalde dedim. Yani attım öyle işte. Yani kimse fark etmez dedim nasıl olsa. Sonra da Perihan'ın ağzından bir mail attım. İlgilenmiyorum diye. Açık daha fazlası da var. Durum böyle olunca da sen de Yani Ölümsüz Aşk benim kariyerimdeki en büyük hata. Ya bir ortaya çıkarsa mahvederler beni, madara ederler. Ya beni geçtim, Perihan Hanım gider. Ay. Ego'nun itibarını saymıyorum bile. Serkan Bey bunu öğrenince de alıp bunu kullanacak, seni Ego'dan gönderecek. Eyvah. Ne yapacağız peki? Ne yapabiliriz ki böyle bir durumda? Yani şimdi Mehmet Bey Perihan Hanım'la yan yana gelince durumu söyleyecek. Sen benim filmimi reddetmiştin diyecek. İşte o yüzden kesinlikle bir araya gelmemeliler. Yani Mehmet ne olursa olsun bu görüşmeyi kabul etmemeli. O yüzden de bizim biraz karıştırmamız lazım ortalığı. Çaktırmadan tabii. Ne diyorsun? Yardım eder misin bana? Yani ben isterim ama... Feris Hanım beni öldürür. Gerçekten öldürür, beni bitirir. Haklısın. Tamam, ben demedim öyle bir şey, istemedim. Tamam, unut gitsin. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sen işinin başına dön. Ben hallederim bir şekilde. Dert etme sen. Allah'ım. Oh. Perihan Hanım mutlaka seninle konuşmak istiyor. Neler kaçırdığının farkında. Hem senden özür dilemek de istiyor. Çok geç. Mehmetciğim geç falan deme, geç diye bir şey yok. Bir seni daha fazla zorlamasak mı acaba diyorum. Efendim? Yok bir şey. Pardon. Ya sen... Perihan Savaş'ın kim olduğunun farkında mısın? 112 sinema filminde oynamış bir stardan bahsediyoruz. Dizilerinden, tiyatro oyunlarından, sunduğu programlardan bahsetmiyorum bile. Biliyorum Feris. Hepsini çok iyi biliyorum. Tek tek de sayarım şimdi sana burada. Büyük hayranıydım onun. Ya tamam bırak o zaman, geride kalsın bütün bunlar. Geçmişte kalsın, şimdiyi yaşayalım ne olur lütfen. Ya hayatımızın sonuna kadar küs mü kalmamız lazım ya? Feris... Ben onun filmlerini izleyerek büyüdüm biliyor musun? Çocukluğumun hepsi Perihan Savaş filmleri izlemekle geçti. Hı hı. Ya yönetmen olmaya karar verdim. Aklımda tek bir şey var. Perihan Savaş benim filmimde oynayacak. Ama ne yaptı? Ne yaptı Feris? Hayatım, yaşadığın hayal kırıklığını ben anlayabiliyorum. Of. Ama... Güzelim, hayal kırıklığı değil. Depresyona girdim diyorum sana ya. 1 sene evden çıkmadım. 1 yıl. Yönetmenlikten vazgeçecektim neredeyse. Ya kusura bakmayın. Benim cevabım hayır. Tamam ya. Tamam. Aslında senin hakkında ne kadar güzel şeyler söylüyor bir bilsen. Ya sadece bana değil, herkese. Ama neyse ya, boş ver. Boş ver, biz bunları konuşmayalım. Değmez çünkü, değmez. Benim hakkımda konuşmasını istemiyorum. Buluşalım. Yani hiç değilse benim hakkımda kötü düşünmemiş olur. Harbiden mi? Hı-hı. Tamam. Süper. Doğru kararı verdin. Bakalım. Ben sana söylüyorum, doğru karar. Mehmet Bey'in yanından geliyorum. Ne oldu, nedir son durum? Perihan Hanım'la konuşmak, görüşmek istiyor. İstiyor. Kesin mi? Kesin maalesef. Ben de bir şey yapamadım ki, yapamadım. Sorun değil, tamam. Sağ ol haber verdiğin için. Tamam, bir şey olur. Efendim? Neresi? Tamam, tamam biliyorum Perihan'cığım. Geliyorum birazdan oraya. İş görüşmelerindeki en önemli şey ne? Ne? Karşıdakinin tutumunu benimsemek. Yani yansıtmak. Senin gibiyim, ben de sendenim. Aynı fikirdeyiz, çok iyi anlaşabiliriz. Beraber iş yapabiliriz. Şimdi ben tam anlamadım. Sen Serkan Bey gibi mi davranacaksın mülakatta? Kendin olmayacak mısın? Bugüne kadar kendim gibi oldum. Ne oldu Dicle? Ne oldu? Birikmiş kredi kartı borçları, 2 tane ödenmemiş ev kirası, yeni aldığım kulaklığın 8 tane taksiti. Bu sefer bunu deneyeceğim. Sen alacaksın Emrah ya. Bak gör, ben sana güveniyorum. Teşekkür ederim. Hı? Ama bu mülakata gelenlerin sen daha CV'sini görmedin. Ya. Bak şu karşıdaki kız var ya siyahlı. Ha. Master üstüne master yapmış. 5 yılda ajans tecrübesi var. Olur. Sema Bursalı. Güzel kızmış. Kriterlerimiz güzellik değil ama. Bilemeyiz ki Dicleciğim. Serkan Bey'in kriterlerine henüz hakim değiliz. Gülün ya kesin o kazanacak. Ne yapacağız ya? Siz bana bırakın. Nereye? Gidiyor. Gidiyor. Gitti. Vallahi konuşuyor Dicle. Ne yapıyor öyle? Ne söylüyor? Ne bileyim baksana hostesler gibi acil çıkış kapılarımız önde arkada hareketler yapıyor bir şeyler. Öyle öyle. Önce çocuğunuzun maskesini takın diyor da olabilir. Tamam. Çağırıyorlar Dicle. Ha, hadi. Kız geliyor görüşürüz. Hadi. Öpücük yapamadı. Geliyor. Geliyor. Patronun Perihan Hanım olduğunu söyledim. Ama Perihan Hanım'ı sağır dedim. Sesini dedim yüksek kullan dedim. Bağırarak konuştum. Sağa bağır, sola bağır, tavana bağır. Her yere bağır dedim. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin canım, otur şöyle. Sema ben, çok memnun oldum tanıştığımıza. Burada çalışmak her genç menajerin hayali. Ben de hayalimi gerçekleştirmeye geldim. Gelmeseydin keşke. Şimdi ben size kısaca kendimi anlatayım. Senaryoya bayıldım. Yani o kadar incelikli yazılmış ki. Hele final, finale bayıldım Kıraç. Ne güzel, ne güzel. Yalnız Mehmet'le çalışmak fazlaca zor. Ben alışkınım biliyorsun. Ha. Çok zorluyor oyuncuları. Çok yoruyor. Sabahlar olmasın. Yani istediğini alana kadar peşlerini bırakmıyor. Ne güzel. Oyun vermeyip oyuncuyu kendi haline bıraksın. Değil mi? Değil mi? Bazen tuhaf şeyler de yapıyor yalnız. Ne gibi? Rolleri değiştiriyor mesela. Üstelik çekim başladıktan sonra bile yapabiliyor bunu. Yani sen filme Selma olarak başlıyorsun, Hatice olarak bitiriyorsun. Kıraç sorun ne? Sorun yok. Ben uyarıyorum sadece. Başkası mı var aklında? Başka birini mi düşünüyor? Çok mümkün. Yani yarın bir gün başkasıyla anlaşırsa ben hiç şaşırmam. Evet mi, hayır mı? Net bir cevap istiyorum. Feris biraz acele etti sana söylemekte. Mehmet'in aklında aslında başka biri vardı. Ha? Şimdi öğreniriz. Feris arıyor. Efendim Feris? Evet. Tabii, tabii ki geliriz. Tamam canım, görüşürüz. Bizi bekliyorlar. Mehmet de oradaymış. Harika. Ve Sema'dan da kurtulduk. Evet. Gelsin, gelsin. Sıradaki. At çöpe. Efendim? Gülüncüğüm, bir şey isteyeceğim senden, bir şey rica edeceğim. Dicle ben. Biliyorum Gülüncüğüm. Randevum vardı biliyorsun, biraz geç kalacağım. Perihan Hanım'la birlikte biz şimdi ajansa doğru geliyoruz. Mehmet Er Yılmaz'la buluşacağız orada. Sen haber verirsin canım. Tamam, o iş bende. Tamam, tamam. Harika, harika. Mutlaka haber ver canım benim. Tamam. Yine nereye zıplıyor bu böyle zıp zıp? Aman boş ver. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Dur. Sakin ol. Önce bir sakin ol Dicle. Zeynasın sen. Tamam. Şimdi birbirlerini görürlerse arıza çıkacak. Ben araya girmezsem yine arıza çıkacak. Of. Tamam dur. 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 İnşallah Feris Hanım beni kovmaz. İnşallah kovmaz. Hadi bakalım. Mehmet Bey, merhaba Dicle. Ben Feris Hanım'ın asistanıyım. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Görüşme iptal oldu Mehmet Bey. Perihan Hanım'ın başka bir işi çıkmış da. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Zaten görüşmeyi kabul eden de kabahat. Kusura bakmayın, ne olur kusura bakmayın. Feris Hanım bir görüşmede, o yüzden ben haber veriyorum size. Bir şey olursa siz bana geri dönersiniz, olur mu? Feris Hanım'a dönmeyin. Dönmeyin oraya. Yapamam. Yapamıyorum. Yapamam. Yapmam lazım. Yapmam lazım. Yapmam lazım. Feris Hanım. Mehmet Bey aradı. Çok acil bir işi çıkmış. Önemliymiş. Sizi aramış, ulaşamamış. Ne demek ulaşamamış? Ha? Telefonun burada bak, açık. Bilmiyorum ama sizi geri arayacağını söyledi. Dediğim gibi çok önemli bir şeymiş bu. Rahatsız edilmek istemiyormuş. Öyle dedi. Feris beni aramasın dedi. Ay iyi tamam aramayız da ne zaman gelecekmiş peki? Hiçbir şey söylemedi. Ha bu arada Kıraç Bey haber göndermiş. Perihan Hanım'ın programı çok yoğunmuş. Öyle dedi. Allah'ım ya süper ya süper. Yine her şey birbirine girdi. Buyur. Aa, teşekkür ederim. Onu ben tutarım. Tabii. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mülakat yüzünden stresli misin? Yok. İdare eder. Teşekkür ederim. Ya asıl biz sana teşekkür ederiz. Yani o kadar zor bir görevi yapıyorsun ki şu an. İnanamazsın. Çünkü Çetin Tekindor'un menajeri olmak hiç kolay değil. Pardon? Sen menajerlik görüşmesi için gelmedin mi? Evet ama Çetin Bey için olacağını söylemediler. Benden duymadın o zaman. Bir de umarım vizen falan vardır. Çünkü Çetin Bey seyahat etmeye bayılır. Hatta geçenlerde Trinidad Tobago diye bir yere gitti. 4 ay orada kaldı. Oradan da Kanarya Adalarına geçti. Ciddi misin? Hı. Düşünsene. Birlikte sabahlara kadar oyunculuk konuşacaksınız. Çetin Bey hiç uyku uyumaz. Saatlerce sohbet edersiniz, her şeyi paylaşırsınız. Ne kadar güzel olur senin için, ne kadar iyi bir tecrübe olur. Bunları düşün. Ha, bir de Rusya'ya gidersiniz. Kendisi kışın Sibirya'ya gitmeye bayılır. Artık birlikte Rus ruleti falan oynarsınız herhalde. Rus ruleti? Hı. Yani... Şaka değil mi? Yok. Ha. Burhan Demiray. Ben değilim. Şöyle vereyim size. Çok sağ olun. CV'deki fotoğrafla aynıydı. Vallahi Perihan Hanımcığım ben ikna etmeye çalıştım ama başaramadım. Yani kendisi kafası karışık bir arkadaşmış. Organik tarım mı yapsam, menajer mi olsam falan filan karar veremedim dedi gitti. Ay bu yeni nesil beni giderek ürkütmeye başladı. Hepsinin kafası karışık. Az önce kızın biri geldi. Ağzı çıktığı kadar bağıra bağıra içeri girdi. 20 dakika boyunca bağırarak konuştu. Bağıra bağıra da çıktı gitti. Delirmiş Perihan Hanım bunlar. Gerçekten delirmiş bunlar. Ah. Ya alsana şunu bir de kahvesini elime tutuşturdu yahu. Ver onu bana, onu ver. Tamam onu ver. Peçete getireyim ben size. Getir ne gerekiyorsa. Peçete. Mehmet Bey sizin burada ne işiniz var? Fikrimi değiştirdim. Feris'le görüşeceğim. Görüşmesi bitene kadar beklerim. Burada beklemeseniz çünkü ne zaman biter, ne kadar süren, ne zaman müsait olur bilmiyorum. Odasında bekleyeyim. Ha Feris. Hayatım. Yakaladım seni. Şimdi biz bu Perihan Savaş'la ilgili ne yapıyoruz? Feris Hanım, hani ben size demiştim ya Kıraç Bey'den programını aldım Perihan Hanım'ın diye. Malum çok yoğun. Biliyorum. Ayarlamaya çalışmışlar. Gerçekten tek bir saniyesi bile boş değil. Ya sıkıştıramıyorlar mıymış hiç araya? Maalesef Feris Hanım, çukur var, reklam anlaşmaları var. Bu hafta sonu şehir dışına gitmesi gerekiyormuş. Ya o niye görüşelim diyor abi bu kadın o zaman? Niye delirtiyor beni ya? Tamam, önemi yok. Benim kimseye ihtiyacım yok zaten. Haklısınız. Ya bir dakika. Ben kendim arayacağım. Ben konuştum Feris Hanım. Ben kendim arayacağım. Feris boş ver. Boş verin, vallahi boş verin. Ya sinirlendirmeyin beni. Perihan Hanım merhabalar, ben Feris. Nasılsınız? Ya, umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. Ben bir soru sormak için aramıştım sizi. Hala Mehmet Er Yılmaz'la görüşmek istiyor muydunuz acaba? Tabii ki isterim hayatım. İsterim de ulaşamıyorum ki. Aa, nasıl ulaşamıyorsunuz? Kendisi şu an tam karşımda oturuyor. Aa, bana çok meşgul demişlerdi. Herhalde hatlarda bir karışıklık oldu Perihan Hanım. Tamam, şöyle yapalım mı? Yarın sabah saat 11'de ajansta buluşalım mı hep beraber? Uyar mı size? Tabii, çok memnun olurum. Süper. Yarın sabah görüşüyoruz o zaman. Programında bir müsaitlik olduysa. İşte bu kadar ya. Neyse canım, neyse. Başardık. Yarın sizi buluşturuyoruz. Oh. Kıraç Efendi, sen ne yaparsan yap, gerçeklerin her zaman ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Bakalım o gün bugün mü? Kıraç, ben çıkıyorum. İyi. İyi misin sen? Evet. Sıkıntı yok. Kolay gelsin o zaman. Barış. Dicle, acil yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Benim bir arkadaş rahatsızlandı. Onu hastanede ziyaret etmem lazım ama bir de misafirimiz var evde. Onunla ilgilenilmesi lazım. Kimmiş o misafir? Badi Bey. Sabah fotoğrafını göndermiştim sana. Ya nereden çıktı o minnoş? Çok tatlı bir şeydi o. Benim yan komşu bıraktı bunu bana 2 günlüğüne. Ben de akşam kaçta dönerim belli değil. Onunla bir ilgilenebilir misin senden rica etsem? Hem Feris de sorun çıkarmaz. Ben bunu bir sorayım. Umarım çıkarmaz. Tamam o zaman ben anahtarı paspasın altına bırakıyorum. Tamam. O zaman tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Öptüm. Görüşürüz. Tamam. Bay bay. Neyin var senin ya? Garipsin çünkü. Hiçbir şeyim yok. Sizi bekliyordum ben. Öyle bir kendime baktım. Feris Hanım. Ne? Şey oldu. Ne oldu? Barış benden yardım istedi. Ne yardımı? Arkadaşının bir köpeği ondaymış. Barış'ın da bir işi varmış acaba diyor. Gelip gezdirebilir misin diyor. 2 dakika çıkıp gezdiremiyor muymuş? Vallahi bilmiyorum Feris Hanım. Hastaneye gidecekmiş galiba arkadaşını ziyarete. O yüzden sordu, rica etti. Olmaz Dicle, işimiz var. Mehmet'le görüşmemiz gerek. Ama ben tamam dedim. Şimdi arayıp söylersem çok ayıp olmaz mı? Dicle! Tamam. Çok ayıp olur. Tamam. Tamam. Hop gitti kafaya. Kaldı. Ya acıkırsa, ya havlarsa, ya dışarı çıkması gerekiyorsa yazık. Ay tamam, tamam. Önce Barış'a gideriz, oradan da Mehmet'e geçeriz. Tamam mı? Hadi. Tamam. Feris, sen niye geldin? Müjde'den yardım istemişsin ya köpek için. Ha. Ben hallettim onu ya. Çözüldü sorun. Hani arkadaşın hastaydı, hastaneye gitmiştiniz falan bir şey olmuştu? Taburcu oldu. Artık iyi. Aa, geçmiş olsun. Çok sağ ol. Senin elektrikler mi kesik? Mum falan yakmışsın. Ya ben sana kaç kere söyleyeceğim. Bunlarla başkaları ilgilensin. Sen takip edemiyorsun. Aşk olsun be Barış. Ay ne gerek vardı böyle hastane yalanlarına falan. Söyleseydin bize özel bir arkadaşım geliyor diye biz de sana yardımcı olurduk hayatım. Evet ama bu gerçekten son dakika planı Feris. Tamam biz seni daha fazla oyalamayalım. Hadi Dicle al şu köpeği, onu da herhalde sizi rahatsız etmesin diye almamızı istedin. Yok köpek kalabilir. Köpek kalsın. Ay sen bilirsin. Ama biz gidelim. Ha, bir dakika, bir dakika. Barış, buraya Beren gelmiyor değil mi? Sakın bana bütün bunları Beren için hazırladım deme. Çünkü ne Celal Bey ne de Kıraç kaldırabilir aranızdaki dramayı. Yok Beren değil, Feris rahat olabilirsin. Kim peki ne olur söylesene. Aslan için. Aslan? Başka kim olacaktın Barış? Aslan. Evet, Dicle'cim senden de hiçbir şey kaçmıyor. Kaçmaz, ben hepsini görürüm. Aferin sana Dicle, aferin. Gözünü hep böyle dört aç. Çünkü biz Barış Bey'in hızına asla yetişemeyeceğiz. Siz merak etmeyin Feris Hanım. Aşk olsun Feris. Ne cevherler varmış şu Aslan da sonunda anlamış seni. Aa, dur hadi ben karıştım. Hadi hadi. Tamam. Ay. Alo. İstemedim. Çok güzel olmuş. Geldim. Mülakat Sema Hanım. Çalışıyorum şu an. Ne okuyorsun? Gizli. Gizli. Anladım. Gizli. Benden de mi gizli? Evet. Bana öyle bakmayı keser misin? Nasıl bakayım? Bakma. O zaman benimle yemeğe çık bu akşam. Ben bu konu hakkında çok açık konuştuğumu düşünüyordum. Evet. Gayet açık konuştum bence de. O zaman sorun ne? Seni aklımdan çıkaramıyorum. Leyla Seles geldi. Mülakat için. Evet. Ben hazırım Serkan. Hadi. Evet Leyla. Evet. Bize biraz kendinden bahseder misin lütfen? Tabii. Sinema televizyon okudum. Ayrıyeten 2. sınıftan itibaren bir organizasyon şirketinde çalıştım. Çok enteresan işe hiç konsantre olamıyorum. Hiç inandırıcı değilsin. Stajımı da yan ajansta yaptım. Ah ne kadar güzel. Hadi teklifimi bir daha düşün. Düşünecek bir şey yok. Ajansımdaki çalışmalarım bana büyük bir katkı sağladı. Kabul et, sen de istiyorsun. Nasıl katkıları oldu? Onu bir açabilir miyiz lütfen? Şöyle ki kendimi geliştirmek için... Ya mesele isteyip ya da istememek değil. Bizi bağlayan bazı zorunluluklarımız var yani. Seni, beni. Müzik alanında da çalıştım. Ya böyle bir şey hiç olmadı. Oldu, CV'mde de yazıyor zaten. Ortada inkar edemeyeceğin şeyler var. Sen benim inkar gücümü bilmiyorsun. Yok, gayet iyi biliyorum. Hatta hoşuma gidiyor. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Bu konuşma da bitmiştir. Hemen bitmesin. Siz Serkan Bey'le konuşun lütfen. Evet Leyla, baştan başlayalım. Ne kadar olabilirsem. Ne yapacağız böyle? Ben bütün gece döndüm durdum nasıl bu işin içinden çıkacağız diye. Bugün bir araya gelecekler işte. Ne yapalım? Maalesef engel olamadık. Ne olacaksa olacak artık. Olur mu öyle şey? Sen bunca zaman binlerce kriz çözmüşsündür. Pes edemezsin. Evet çözdüm. Peki onları çözerken kim bilir kaç hata yaptım. Kim bilir belki de hatalarımın bedelini ödüyorumdur şu an. Peki kabul etsen, o zaman ne olur? Ben yaptım desen. İkisini de kaybederiz. Belki de bazı hatalarımızı telafi etmek için böyle fedakarlıklarda bulunmamız gerekiyordur. Bazı şeyleri feda etmeden yolumuza devam edemiyoruzdur. Boş ver şimdi sen bunları. Benim için yeterince uğraştın zaten. Tamam. Dicle. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş burası. Stüdyoda çok vakit geçiriyorum. O yüzden sevdiğim bazı eşyaları buraya getirdim. Böyle ev hissi önemli çünkü. Çınar, baksana bu fotoğrafta Hakan senin gençliğine ne kadar benziyor. Gençliğime mi? Hı. Yani Hakan Bey senden daha genç ya, ben o anlamda. Sadece Hakan demem. Lütfen siz de bizi konuşmayalım artık. Tabii olur. Bu arada siz gerçekten birbirinize benziyorsunuz. Evet, şey var öyle bir şey. Hazırsanız başlayalım isterseniz. Olur. Tabii, geçelim mi Jülide? Perihan Hanım. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Er Yılmaz'la randevum vardı. Ha tamam, şeydeler. Toplantıdalar. Siz buyurun geçin, ben haber vereyim. Peki. Geliyor Perihan Hanım, geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Merhaba. Nihayet tanışabildik. Nihayet. Hoş geldiniz, sağ olun geldiğiniz için. Hoş bulduk. Gel böyle alayım seni. Hemen başlasak olur mu? Perihan Hanım'ın belki işi vardır, meşguldür kendisi. Aa, yo, ben bugün müsaitim. Öyle mi? Hı? Şöyle buyurun o zaman, ben sizi bir audition'a alayım. Anlamadım. Perihan Savaş'tan audition mı alacaksın? Evet Mehmet, gerçekten böyle bir şeye hiç gerek yok. Neden? Yani bugün bütün büyük starlar böyle çalışıyor. Yani bugün Brad Pitt bile sonuçta audition veriyor. Doğru mu? Tamam, sorun yok. İyi de Perihan'cığım. Tamam hayatım, sorun yok. Allah Allah. Kıraç istersen gel sen dışarıda bekle. Hadi gel. Bence de. Gel. İsmim Perihan Savaş, oyuncuyum. Sayısız sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol aldım, tiyatro yaptım, televizyon programlarında sunuculuk yaptım. Teşekkür ederim. Profilinizi görebilir miyim? Güzel, diğer taraf lütfen.